Bugün canlı yayına çıkacaksın. Bugünkü duygularını bir alalım. Bugün duygularım yok. Hırs var. Evet. Duygu yok. Face to face'im bile olmamış. Hırs var. İki kat döveceğim. Tamam. Ramadov ve Samsunlu İsa Balçık kozlarını paylaşacak. İsa Balçık da yine Yakup Gülen öğrencisi Yunus Durgun gibi. Kırmızı köşede ona arza diyorlar. Samsunlu sporcu geliyor ringe. İsa Balçık. Gel bakayım buraya, yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. Her an dönebilir devran. Kervan, bu gece de kervan. Derman, dolusunu ver lan. Şirketin giydiriyordu solların ayktan. Her an dönebilir devran. Kervan, bu gece de kervan. Derman, dolusunu ver lan. Şirketin giydiriyordu solların ayktan. Sataşabilirim sana bu gece. Arıyorsa kaçma, sapıtıyoruz iyice. Yanaşabilirim hani yanına. Unuturum yolu, beni bırak hadi evime. Dolaşıyor şehri yedi makina. Sarılırken dikkat et canoların eline. Kapatıyorum suratımı kayıta. Bir şekilde bulup hemen arza İsa Balçık. 60 kilogram ağırlığında, 36 yaşında, 1.68 boyunda. Profesyonel kariyerinde 2 maç yaptığı, birini kazanırken birini kaybetti. Koç Yakup Güler. Yakup Güler spor kulübünden ona arza diyorlar. Samsunlu sporcu İsa Balçık. Müsabakanın ring hakemi Sayın Levent Tikici. Yenen Göknur Yaşın Dündar var. Göknur hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel galibiyetin için. Rakibin gençti tabii, 18 yaşında Suudi'nin. Ama iyi bir mücadele ortaya koydu değil mi? Evet. Sen biraz deneyiminle kazandın. Ben bu yorumu yaptım anlatırken. Bilmiyorum sen ne diyeceksin? Evet tabii ki Suudi'nin iyi bir dövüşçüydü. Gençlerden, altyapımızdan gelen, milli takımımızda dünya ve Avrupa şampiyonu olan değerli bir sporcumuz. Onun tabii ki yaşının küçük olması benim için bir yandan dezavantaj. Çünkü performansı tabii ki elbette benden yaş olarak düşünülecek olursak biraz daha üstün olabilir. Ama dediğim gibi tecrübeyle biraz daha maçı okumasını bildim. Arkama güvendim. Böyle güzel bir galibiyet elde etmiş olduk. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Bu arada bu mücadelede başladı. İlk 50 saniyeye geride bıraktık. İsa Balçık biraz hızlı başladı, sert başladı, baskılı başladı. Tabii siklet sebebiyle de tempolu bir mücadele bekleniyordu. Öyle de başladı. İsa Balçık çok deneyimli, 36 yaşında bir isim. Yaş olarak tabii deneyimli, profesyonel anlamda iki maçı var. Bir galibiyet, bir mağlubiyet olmak üzere. Diğer taraftan Nurlan Mamadov'un 12 maçı var. Bunlardan gerisini kazanmış. Üçünü de kaybetmiş. İki tane de yeni nakaltı var. İsa Balçık şimdi yükleniyor. Nurlan Mamadov karşılık vermeye çalıştı. Kısa boylu dövüşçüler. Biri 1.65, biri 1.68 boyunda. Dirseğini kullandığından şikayetçi Mamadov. Balçık şimdi yüklendi. Diz darbesi. Gardında kaldı rakibinin. Sağlı sollu yumruklar şimdi. İsa Balçık'tan. Sağ kroşe, sol kroşe. Etkili bir sağlı sollu kombinasyon. Nurlan Mamadov. İsa Balçık yükleniyor ama Mamadov'un kontraları gerçekten etkili. Burada da o kadar hızlı bir şekilde alçak tekme ve sağ kroşe kombinasyonu geldi ki şimdi İsa Balçık yükleniyor. Hemen sarıldı. Hemen sarıldı Mamadov. Tehlikeyi çabuk sezdi. Aldığı darbelerin etkisiyle olsa gerek çok sivri bir şekilde, hızlı bir şekilde rakibini yüklendi İsa Balçık. Alçak tekmeyi yakalayamadı bu kez. 20 saniye kaldı ilk round'un tamamlanmasına. Yüklenmeye devam ediyor İsa Balçık. İki yumruğu boşa gitti. 36 yaşındaki dövüşçünün ve ilk round tamamlandı. Evet Göknur, bir sporcu olarak bu maçın, erkekler maçının ilk roundunu nasıl değerlendirirsin?
İlk rounda göre evet hızlı başladılar. Ancak orta sikletlerde zaten 60 kilo sikletinde mücadeleler hızlı olur. Çünkü kilo düştükçe artan teknik sayısı artar. Bu yüzden hızlı bir mücadele oldu. Ama siz de takdir edersiniz ki dövüş sporlarında bir yumrukla bir tekmeyle maçın kaderi değişebilir. Şunu çok merak ediyorum. İkinci ve üçüncü roundlarını çok merak ediyorum. Çünkü çok hızlı başladılar. Özellikle tecrübeli olan, 36 yaşında olan sporcuyu kırmızı köşeye de çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten yaşına göre güzel bir performans sergiliyor. Merakla bekliyorum. Bulunduğu köşedeki zeminin kurulanmasına yardımcı oldu. Ve çok hızlı bir şekilde başladı. Sağlı sollu yumruklar, diz darbeleri. Mamadov iyi kaçtı ve sarıldı Mamadov. İsa Balçık gerçekten yani öyle bir kovalıyor ki Nurlan Mamadov'u. Yani Nurlan Mamadov koşacak, bir sokak arası olsa oraya kadar da koşacak yani. Sadece ring olduğu için sınırlı kalıyor. İnanılmaz bir azmi var gerçekten İsa Balçık'ın. Maçı kazanmak istiyor gerçekten. Evet, çok arzulu, çok arzulu. Sağ kaşında da bir kanama mı var Nurhan? Evet, Nurhan Mamadov'un sağ kaşında da bir açılma var. Çok ciddi bir kanama var. Hakem şu anda gördü ve süreyi durdurdu ve doktor tedavisi istedi. Round arasını beklememe gerek kalmadı. Ben şimdiden soracağım sana. Kendisinin yorumlarına ihtiyacımız var kuşkusuz. Hem round arasında hem de maç boyunca. Tekrar başladı. Kırmızı şort İsa Balçık, siyah şort Nurlan Mamadov. Sağ kaşında çok ciddi bir açılma vardı Nurlan Mamadov'un. Bu yüzden mücadele durmuştu. Ama İsa Balçık'ın durmaya niyeti yok. Mücadele dursa da İsa Balçık inatla takip ediyor. Artık knockout'u istiyor. Evet, knockout'u arıyor. Rakibinin evet, artık zaafının da farkında. Ama şimdi bazen knockout'u ararken büyük tehlikelerle yüzleşirsiniz. Ve bu tehlikelerle yüzleşiyor şu anda Samsunlu sporcu Nurlan Mamadov'dan. Bir kontra ardından da kombine devam yumrukları geldi. Şu anda yine bir sağ çıkardı Nurlan Mamadov. Sarılma. Sarılma uyarısı İsa Balça. Bir spinning backfist, çok uzaktaydı İsa Balçık ve yine bir denge kaybı sebebiyle kontraydı Mamadov'dan. Hata da yapıyor İsa Balçık şimdi yani. Çünkü çok açık ilerliyor, evet, hırsına yeniliyor. Elleri çok açık aslında, karşısındaki sporcu kontrayı almayı eğer bilirse. Rakibin üzerine koştuğu için çok kontrayı alamıyor. Yani nefes aldırmadı Mamadov, evet, ama devamlı bir geriye çekilme pozisyonda Mamadov. Tabii profesyonel arenada. Oo, yerdeyken tekme attı. Evet. Bu çok al maçı hemen, al maçı hemen. Evet, mücadele kaldığı yerden devam ediyor. İsa Balçık yine kontra aldı ama çok net bir sağ kroşe buldu. Rakip geriye doğru giderken çok net bir sağ kroşe bulmayı başardı. Kasabi gelen bir darbe. Zıpla zıpla. Yani o kadar çok şeyi bir anda yapmak istiyor ki, istemeden de faulli hareketleri yapıyor İsa Balçık. Hani acaba taktik olarak mı böyle yapıyor yani, kural dışı dövüşeceğim ama anlamasınlar diye her şeyi bir anda yapmaya çalışayım diye göstermek için mi bilmiyorum da. Aslında bence rakibini baskıyla boğmak istiyor. Çünkü gerçekten üzerine koşarak gidiyor ve rakibi istese de hiçbir şey yapamıyor. Burada karşı rakibin geri çıkmadan atakla cevap vermesi lazım. Zaten ikinci round'un ortasında bir kontra yaptı. Evet. Kontrası çok güzeldi ama devamını getiremedi. Evet, bir de geriye doğru koşarken kontra yapmaya çalıştığı zaman zaten fizik kurallarına aykırı. Yani yumruğunuzun etkisini azaltıyorsunuz illaki. Bir durarak bir de kontra yapmak önemli. Çok güzel yorumladınız. Aerodinamiğe aykırı bir durum yani gerçekleşiyor orada. Kesinlikle ayakların yere basarak kontrayı almamız lazım. Ama rakip üzerine doğru geldiği için, koştuğu için kontraya da alamıyor. Çok hareketli bir maç izliyoruz. Gerçekten öyle. Bugün hemen hemen bütün maçlar hakem kararına gitti.
Göknur. Rakipler herhalde çok yakındı güç olarak birbirlerine. Evet, burada eşleşmeler çok önemli. Organizatörüm burada hassas davranmış ve güzel maçlar ayarlamış. Bu yüzden organizatörüm kendisine de çok teşekkür ediyorum. Zaten çok güzel bir organizasyon oldu. Ben de bu gecede yer aldığım için çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Bu arada Kadirli'de bir Kasım ayında yine Ömer Elhaj organizasyonu var. Ben de yine organizasyonda yine onure olacağım inşallah. Orada tekrar ringteyiz. Evet. Bu arada dişliğe düştü. Normalde profesyonel maçlarda dişlik çıktığı zaman hakem inisiyatifine bağlı bazen maç durdurulmaz ama hakemin de burada yapacak bir şey kalmadı. Dediğim gibi Kadirli'deyiz. Bundan sonra diğer bir organizasyonumuz Kasım ayında. Evet. Ömer Elhaj. 12 Kasım'daydı galiba. Evet, 12 Kasım Kadirli'de. Güzel bir organizasyon olacağına eminim. Benim memleketime de çok yakın. Yıkacağız orayı. İnşallah. Sen neredeydin Göktürk? Ben Adanalıyım. Demir Spor'la birlikte bizim orada çok güçlü bir ekibimiz var. Demir Spor ekibi. Zaten organizatörüme dedim, Ömer Elhaj'a. Ya dedim, Ömer kardeşim sen dedim Adana'ya yakın maç yapıyorsun ama biz orayı yıkacağız. Gerçekten çok ateşli bir atmosfer bekliyoruz orada. Çok, çok, çok. Serkan Akkurt ve ekibi bekliyor bizi orada. Demir Spor ekibi olarak. Cidden çok güzel bir organizasyon olacak. İnşallah sizinle orada tekrar buluşuruz. Evet, bu arada İsa Balçık'tan yine bir puan daha düştü. Kural dışı hareketi gerekçesiyle. Yani bütün emeklerini çöpe atıyor. Bugün çok çalıştı İsa Balçık, Samsunlu sporcu. Hani büyük çaba sarf ediyor. Ama bir puan düşünce her şeyi çöpe atmış oluyorsun maalesef. O kadar çabana, yumruklarına, rakibi ringde kovalamanı bir kenara bırakmış oluyorsun. İkinci defa puan düşüldü İsa Balçık'tan. Hani Nurlan Mamadov sadece belki de birkaç kontrayla maçı kazanacak bu puan düşmeler sebebiyle. O kadar emek, yani o kadar. Diyorum. Yani o kadar çaba, koşuyorsun. Biz çok yumruk tekme savuruyorsun ama kural dışı hareketlerinde bir anda maçı kaybediyorsun. İşte bunun burada kickbox branşının aslında bir kavga olmadığını, bunun bir oyun ve spor olduğunu, bu maç bize en güzel temsili oldu. Çünkü ne kadar vurursan vur, ne kadar hani yani kazanmak istersen iste, oyunu kurallarına göre oynamadığın sürece kazanamazsın. Evet, çok güzel. Şu an burada onun temsili, bu bir branş, bu bir kavga değil. Ve bu bunun çok net bir göstergesi oldu. Çok güzel oldu aslında bu. Gerçekten öyle. Tabii kırmızı köşe için. Evet, kırmızı köşe için çok üzgünüm ama kickbox branşı bir kavga değildir. Tekniği usullerine göre, kurallarına göre oynamamız gereken güzel bir oyundur aslında. Sportif evet. Bir oyun. İsa Balçık kovalamaya devam ediyor. Nurlan Mamadov'u yani başka nasıl tabir edebilirim bilmiyorum. Kovalıyor çünkü kickbox terimleri içerisinde. Şu anda bir sağ kroşe çıkardı. Burnunda da kanama var Nurlan Babadov'un. O kanamayı bir ara durdurmuşlardı ama bir daha başladı. Son 1 dakika 20 saniye mücadelede. Bu maçtan sonra artı 91 kiloda bir mücadele olacak ağır siklette. O maçı da izlemenizi tavsiye ediyorum şimdiden. Amir Osayin Şaban ve Mir Abbas Hacızade arasında olacak. Mir Abbas Hacızade Türkiye adına mücadele ediyor. Amir Osayin Şaban ise İranlı. Son 50 saniyenin içindeyiz. Evet, İsa Balçık bir sağ kroşe geldi orada Mamadov'dan. Çekme diyor rakibi. Hakem uyardı İsa Balçı'yı. Spinning back fist denemesi ama aşağıya doğru sağlanan bir yumruk. Rakipte pek alakası yoktu. Sağ kroşe İsa Balçık'tan rakibinin gardına doğru yumruklar. Alçak tekme İsa Balçık'tan dişliğe düştü bu arada Nurlan Mamadov'un. Hakem şimdi fark etti.
bir kez daha yıkanarak Mamadov'a verilmesini istiyor dişliğin. Bitmeyen bir maç oldu. O kadar uzun sürdü ki. Evet, sık sık zaman durduruldu çünkü. Tertemiz bir maç diyemiyoruz maalesef. Çünkü çok cezalı bir maç oldu. Evet, çok fazla puan düşme oldu. Şimdi bir sol cep, bir sol direkte İsa Balçık'tan sol sağ kombinasyonu. Orta seviyede bir tekme çıkardı İsa Balçık. Orta seviyede tekme İsa Balçık'tan. Ve mücadele tamamlanıyor. Üçüncü ve son round tamamlanıyor. Kazananı yine hakemlerin belirleyeceği bir maçı daha geride bırakıyoruz. Yani bir ekstra round olmaz diye tahmin ediyorum. Hiç zannetmiyorum hakemlerin böyle bir inisiyatif kullanacağını. Çünkü ekstra roundluk bir durum yoktu. Teknik açıdan ve cezalar eğer söz konusu olursa ekstra round olmaz diye düşünüyorum. Cengiz Pank şimdi kararı Tarık Sayın'a bildirecek. Ve ben şu an duydum kararı ama Tarık Sayın'ın açıklamasını bekliyorum. Gerçekten izlemeye doyamadık. Street Fighter'da bir karakter vardı. Davlon aynı onun gibi hamle yaptı sporcumuz ama hakemlerimiz ekstra round'a gitmeye, sizi tekrardan izlemeye doyamadı insanlar. Hakemlerimiz de böyle bir karar verdi. Ekstra round'a gittik. Evet, ekstra round kararı geldi bu arada. Nurlan Babadov bayrağını omzuna almıştı. Galibiyeti belki kutlamayı planlıyordu ama hakemler ekstra round kararı verdi. Şu son bölümde Nurlan Mamadov'un da bir puanı düşülmüştü. Bir ceza puanı gelmişti. O son dişliği düştüğü için. Öyle zannediyorum ki o biraz fark yarattı. Maçın berabere bitmesine neden oldu. Son bir round daha mücadele ortaya koyacak. Ve bu roundu kazanan maçı da kazanacak. İsa Balçık biraz kendiyle dövüştü. Evet. Geride kalan. Yani şimdi ekstra round olmasından şunu anlıyoruz. Puanları toplayan İsa Balçık. Bir de kural dışı hareketli ise bile puanları kaybeden de İsa Balçık. Böyle olunca kendi kendine 2-2'lik eşitlik oldu diyebiliriz. Çok güzel yorumluyorsunuz gerçekten. Yani bu da tam maçın olarak uzamasına sebep oldu. Evet, kesinlikle tam olarak en güzel anlatım şekli buydu. Yani daha söylenecek söz yok. Ben bu roundu çok merak ediyorum açıkçası. Sizin de yorumlarken bile burada nasıl hani yetişemediğinizi olaylara görüyorum. Çok hızlı, çok hızlı bir maç. Yani 61 kilo mücadelesi olduğu için bir de tabii çok hızlı. Bütün teknikleri, bütün darbeleri görmek de mümkün olmuyor. Şimdi sağ geldi. Bir sağ daha. Üçüncü sağ boşa gitti İsa Balçık'ın. Gardın arasından sol direk. Sağ kroşe. Alçak tekme İsa Balçık. Sol sağ kombinasyonları. Arka arkaya kombini yumruklar. Sağ kroşe bu arada kasağa gelen bir darbe. Yine zamanı durduruyor. Ring hakemi. Kasağa gelen bir darbe olunca. Şimdi yine iyi başladı. İyi mücadele ediyor İsa Balçık. Ama hani bu kural dışı hareketleri devam eder de yine bir puan düşme olursa bu kez kendini kaybetmiş evet, olacak. Yine fair önce, play. Evet. Fair play'e aykırı davranışlarda bulunması onu maalesef hakemlerin gözünde eksiye düşürüyor. Yani az önce kendiyle berabere kalmıştı 3 round sonunda. Şimdi kendine kaybedecek evet, eğer bir puan düşme daha olursa. Çünkü Nurlan Mamadov tamamen savunmada. Ya ara ara tabii kontra çıkarmaya çalışıyor bunu.
koşmalar duruldu artık. Lazım. Evet, koşmalar duruldu artık. Biraz yorulsun tabii yani. Hani katilden mesafeyi ölçsek bir futbol maçına yakın çıkabilir belki, özellikle İsa evet. Balçık'ın koşusunda. Yani o tabii 10 kilometre çıkmaz ama en azından bir 2 kilometre çıkar herhalde ringin içerisinde. Yani ringin içinde koşabileceği en yüksek metreyi koştu yani. Kesinlikle. Sağ kroşe geldi İsa Balçık'tan. Ama yani maç başından sonuna kadar maçtan hiç kopmadı ve maçı hep istedi. Evet, tarafsız köşede şu anda Mamadov. Yarısını geride bıraktık ekstra round'un. Evet, ben buradan müdahale ediyorum ya. Sarılmadan. Sarılmayın yarısı geldi her iki dövüşçüye de. Sağ kroşe, sol kroşe bu kez Mamadol'dan. Mamadol yükleniyor şimdi. Nadir gördüğümüz anlardan bu maçta Mamadol'un atak yaptığı, İsa Balçık'ın olduğu yerde bulunduğu bir an. Sağlı sol yumruklar Mamadol. İsa Balçık zorlanmaya başladı. İsa Balçık, İsa Balçık'ın bütün büyüsü rakibin üzerine koşmasında demek ki. Olduğu evet. Yerde durunca Mamadov tamamen teknik olarak çok üstün görünüyor. Evet, Mamadov aslında evet teknik kapasite olarak daha yüksek gözüküyor. Keşke bunları maçın başında sergileyebilseydi ve bu maçı ortaya düşürmeseydi keşke. Gerçi maçı ortaya düşüren kırmızı köşenin ceza puanlarıydı ama yine de daha çok güzel bir maç olabilirdi. Son 20 saniye mücadelede. Dış tarafa alçak tekme karşılıklı. Vücuda bir sol. Aynı anda yoklayıcı darbeler. Sağ kroşe. Ve dördüncü roundda, ekstra roundda bitiyor. Bu kez bir kazanan çıkacak mı bakalım. Yok artık. Evet, Tarık Sayın'a gelecek karar. Evet, merakla teşekkürler. Bekliyoruz. Çağdaş Tok. Yanında da şampiyon sporcumuz oturuyor. Geceyi beraber yorumluyorlar. Bakalım, çok zorlanacaklar. Hakemlerimiz karar vermek için gerçekten onları çok zorladı sporcular. Ringi de deyim yerindeyse sonuna kadar kullandılar. Ama karar verildi ve o karar şu anda benim elimde. Evet. Değerli spor severler, izlemiş olduğunuz mücadeleyi ekstra round'da da 2-0'lık skorla kazandı. Ona arıza diyorlar İsa Balçık. Evet, kırmızı köşe İsa Balçık kazanıyor. Sayın Adil Pektuzlu takdim ediyor Arza'nın kemerini. Evet, söylediğim gibi 3 round neticesinde kendisiyle berabere kalmıştı. Evet. Ama Arza daha sonra ekstra round'a gitti. Ceza puan almadı bu kez. Daha çok hücum yapan tarafta hakemlerin görüşü bu şekilde ama Nurlan Mamadov karardan memnun değil. Takdim.